Psittacula Crameri, Psittacula Eupatria. Duyduklarınız Yunan mitolojisinden isimler değil. Psittacula Crameri yeşil papağanın, Psittacula Eupatria ise İskender papağanın diğer isimleri. Anımsadığım kadarıyla 5-6 yıl önceydi. İstanbul'da yaşadığım dönemde Gülhane Parkı'nda dolaşırken bu şirin misafirlerin varlığının farkına vardım. Gülhane Parkı'nda dolaşanlar birazcık kafalarını kaldırdığı zaman bu yeşil papağanların farkına varmaması imkansız. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. İlk defa gördüğünüz ve dikkatinizi çeken bir şey daha sonraki zamanlarda sıklıkla karşınıza çıkar ve aslında o dikkatinizi çeken şey çok da olağan dışı bir şey değilmiş. Yani aslında ondan her yerde varmış da ben farkına varmıyormuşum durumu olur. İlk görüp keşfettikten sonra sanırım algıda seçicilik oluyor ve eskiden de defalarca karşımıza çıksa da fark edemediğimiz şeyi bundan sonra yine defalarca görüp "Aa aslında etrafta bunlar ne kadar çok varmış" diye düşünüyor insan. İşte bende aynı durum oldu ve Gülhane Parkı'nda gördüğümde şehirde bu kadar çok papağanın olması çok ilginç gelse de sonrasında ağaçların yoğun olduğu yerlerde çok fazla sayıda görmeye başladım ve anladım ki İstanbul'un birçok yerinde yeşil papağanlardan binlerce mevcut. Geçen yıl Ankara'da yaşamaya başladım ve gördüm ki bu papağanlar oraya da gelmişler. Beni takip edip gelmediklerine göre belli ki Ankara'yı da mesken edinmiş bu şirin misafirler. Yeşil renkli bu papağanların Türkiye'ye nereden geldikleriyle ilgili yaptığım araştırmaları sizle paylaşmak istedim. Zira sanırım bunu tek merak eden ben değilim ve araştırmaya başladığımda kaynaklar bölümünde de paylaştığım birçok haber sitesine konu olduklarını görebilirsiniz. Bu konuyla ilgili birçok da araştırma var. Papağanların Türkiye'ye nereden ve nasıl geldiğiyle ilgili birçok olasılık var. Örneğin, evcil hayvan taşıyan bir gemiden kaçtıkları, papağanları taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucunda kaçtıkları, papağanları Türkiye'ye sokmak isteyen bir gümrükçünün gümrüğe takıldığını Türkiye'ye geçiremeden salıverdiği hikayeleri ortada dolaşan birçok hikayeden birkaç tanesi. Biyolog Kerem Ali Boyla'ya göre dünyada yaşanan küresel ısınmayla papağanların yaşam alanlarının kuzeye kaymasıyla ülkemize göç etmişler. Doğa Derneği Kuş Gözlem Sorumlusu Evrim Tabur, yeşil papağanların Türkiye'de ne kadar yeni olsa da Osmanlı devrinde de yaşamış olabileceğini söylüyor. Osmanlı'da bir geleneğe göre dileği olanlar Topkapı Sarayı'nın has bahçesine gider, dilek diledikten sonra oradaki kuşları serbest bırakırlarmış. Türkiye'de 1994-95'te yeşil papağan grupları İzmir'den Diyarbakır'a birçok bölgeye yerleşti. Bu kolonilerin bir kısmı tutunamadı ama bazı yerlerde özellikle kışları genelde sert geçmeyen ılıman, kıyı kentlerinde şimdi bile bu papağanlara rastlanıyor. Bu kuşların belki de 1990-91 yıllarında patlak veren Körfez Savaşı ve 1993'e dek aralıklarla vuku bulan Bağdat bombardımanlarından kaçan kuşlar oldukları düşünülüyor. Gazi Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Esra Per ise bu konuyla ilgili geniş bir araştırma yapmış ve bu konuda şunları söylüyor. Kökeni tropikal Asya ve Afrika olan papağan, Türkiye'de ilk kez 1976'da Ankara'da, 1983 yılında İstanbul'da, 1990 yılında Mersin'de 90'lı yılların başından itibaren hem Ege bölgesinden hem de Akdeniz kıyı şeridinden birçok şehirden kayıtlar gelmeye başladı. Ankara'daki papağan popülasyonu ile ilgili 1980'li yıllarda gözden kaybolan papağanlar, 1990'lı yıllarda ODTÜ kampüsü, Gölbaşı ve Eymir Gölü'nde yeniden görülmeye başlarken 2000'li yılların başında Altınparmak ve Botanik Park'ta da ortaya çıktılar. 2010 yılından itibaren Anıtkabir papağanlar için bir yaşam alanına dönüştü. Anıtkabir papağanlar açısından önemli bir konuma sahip. Bunun da sebebi öncelikle korunaklı bir alan ve yerleşkedeki görevliler de kuşların dış tehlikelerden etkilenmesini önlüyor. Yerleşke aynı zamanda çok farklı yerel ve egzotik ağaç türlerini barındırıyor. Papağanlar bu ağaçların meyveleriyle besleniyor. Doktor Esra Per, papağan denince herkesin aklına egzotik bölgelerin geldiğini fakat yeşil papağanların Pakistan ve Hindistan'ın ne kadar egzotik bölgeler olsa da buraların dağlık ve soğuk bölgelerinde de yaşayabildiğini, bu yüzden Türkiye iklimine de ayak uydurabildiklerini söylüyor. Bunun yanında kendilerini evlerindeki kafes papağanlarını nereye bırakabileceklerini soran vatandaşlara kafeste beslenen papağanlar veya muhabbet kuşları gibi tropikal kuşlar Basyakon'u yeşil papağanlarla karıştırılmaması gerektiğini, kafes papağanlarının Türkiye iklimine ayak uydurmakta güçlük çekeceğini, kışı atlatamayacağını ve
kafes papağanlarının doğaya salınmasının, doğadaki papağanların ise kafeste beslemek üzere toplanmasının yasak olduğunu belirtiyor. Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Doktor Esra Per ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Doçent Doktor Kiraz Erciyas Yavuz, Türkiye'deki papağan nüfusunun belirlenmesiyle ilgili çalışma başlattı. Türkiye Papağan Sayımları isimli web sayfasını kurdular ve Türkiye'nin her yerinde papağan ihbarlarını bekliyorlar. Siteye girdiğinizde çok basit bir formu doldurarak gördüğünüz papağanları, nerede gördüğünüzü, kaç tane gördüğünüzü ve dilerseniz fiziksel özellikleriyle ilgili kısa bilgiler yazarak gönderebilirsiniz. Böylece papağan popülasyonu nerelerde ve ne yoğunlukta olduğu tespit edilerek gözlemlenmeleri daha da kolaylaşacaktır. Siteye gelen kayıtlara göre şimdilik başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere birçok şehir merkezinde bu papağanlardan mevcut ve gitgide de çoğalarak yayılıyorlar. Yeşil papağan ve İskender papağanları sadece Türkiye'de değiller. İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, İsrail gibi ülkelerinde büyük şehirlerinde bolca görülebiliyorlar. Çok gürültü çıkartan bu papağanlar bünye olarak güçlü bir yapıya sahipler. Örneğin kargalarla kavga ettiklerinde papağanlar kazanıyor. Genelde çınar ağaçlarının kovuklarına yuva yapıyorlar. Güçlü olmalarına rağmen ormandaki yuva yeri rekabetine pek girmek istemiyorlar. O yüzden şehir merkezlerindeki ağaçlık alanları daha çok tercih ediyorlar. Papağanlar genelde meyvelerle beslendiği için kırsal alanlara ve köylere doğru yayıldıklarında meyve bahçelerine zarar verirler mi ve çiftçiler bunlardan şikayet ederler mi ilerleyen zamanda göreceğiz. Umarım böyle bir sıkıntı olmaz. Çünkü başımı kaldırdığımda bu renkli özgür kuşları görmek bana huzur veriyor.